Eş yükselti eğrilerinin aralıklarının sık veya seyrek olması yer şekillerine bağlıdır. Eğimin fazla olduğu yerlerde izoipsler sık ve fazla eğim azsa izoipsler seyrek ve azdır. Buna göre yukarıdaki yer şekillerinden hangi ikisinin gösteren eş yükselti eğrileri daha sık aralıklarla çizilmiştir? Yani hangi yer şekli eğimi fazla olan yer şeklidir diyor. Maddelerde verilen yer şekillerine baktığımızda dik yamaçlar eğimi fazla olan izoipslerin sık olduğu yerlerde bulunur. Hatta izoipsler buralarda çakışıktır arkadaşlar. Eğim o kadar ki fazladır. Bu bizden istediği cevaplarda olması gereken eğimin fazla eğrilerin sık olduğu yer şekillerinden birincisidir. İkinci maddeye bakalım. Kıyı çizgisi. İzoipslerde kıyı çizgisi 0 metreden geçer arkadaşlar. Yani 0 izoipsi kıyı çizgisini göstermektedir. Hiçbir sıklık, hiçbir eğim yoktur. Düz yani 0 izoipsine sahiptir. Üçüncü maddedeki falez, izoips eğrilerinin birbirine çok yaklaştığı kıyılardır arkadaşlar. Yani eğim oldukça fazladır. Bu da bizden istediği yer şeklidir. Dördüncü olarak pilota yüzeyini söyleyelim. Engebelik azdır. Bu yüzden izoipsler pilota yüzeyinde seyrektir arkadaşlar. Seyrek izoipsilerde yüksek alanlarda yer alan düzlüklere pilota denir. Bu nedenle cevabımız 1 ve 3'ü barındıran A şıkkıdır. Aşağıda bir yörenin topografya haritası verilmiştir. Haritada numaralandırılmış noktalardan hangisinin yükseltisi kesin olarak bilinemez? Arkadaşlar, izoipsi eğrileri üzerinde bulunan noktaların yükseltisini biliriz biz. Gördüğünüz gibi 1 numaralı nokta 100 metreden geçen izoips eğrisinin üzerinde yer almaktadır. Yani yükseltisi 100 metredir diye yorum yaparız. 3 numaralı nokta yine bir izoips eğrisi üzerinde yer alır. 2 numaralı nokta da aynı şekilde. 4 numaralı nokta da aynı şekilde. Fakat 5 numaralı noktaya baktığımızda bir izoips eğrisinin ortasında yer alır bu nokta arkadaşlar. Yani bunun yükseltisi hakkında kesin bir yorum yapamayız. Bu nedenle cevabımız E şıkkı yani 5 numaradır. Aşağıda haritada eğriler 100 metre aralıklarla çizilmiştir. Buna göre haritada gösterilen X noktası hangi yükseltiler arasında yer alır? Arkadaşlar 100'er metre aralıklarla çizilmiş dediğine göre biz numaralarını verelim bunların. Kıyı çizgisi her zaman sıfırdır. Yüzer metre aralıklarla dediği için yüzer yüzer artmaktadır bu izoips eğrileri. Bu şekilde çizdiğimizde X noktasının 300 ve şu izoips eğrileri bu şekilde devam etmektedir. Ve 200 metrede bulunan izoips eğrileri arasında yer aldığını görüyoruz arkadaşlar. 200 ve 300 de C şıkkında yer alır. Bu nedenle doğru cevap C şıkkı. Eş yükselti eğrileriyle çizilmiş fiziki bir haritada eğrilerin sıklaşması aşağıdakilerden hangisini gösterir? Arkadaşlar eş yükselti eğrilerinin aralıklarının sık veya seyrek olması yer şekillerine bağlıdır. Sık olduğunda eğim fazla, seyrek olduğunda ise eğim azdır. Bakın şuna dikkat edelim. Yükselti değil, eğim hakkında bilgi verir bu izoips eğrileri bize arkadaşlar. Şıklara döndüğümüzde yükseltinin arttığını not olarak söyledik. Yükselti değil arkadaşlar, eğim hakkında bilgi verir dedik. Yer şekillerinin eğiminin arttığını ne diyordu? Sıklaşması hangisini gösterir diyordu. Sıklaştığında eğim fazla olur, artar dedik. Yani doğru cevap B şıkkı. Diğer 3 şıkkımıza da bakalım.
ölçeğin küçük tutulduğunu, bunu söyleyemeyiz arkadaşlar kesin olarak. İzohipslerin sıklaşması bize eğim hakkında bilgi verir sadece. Deniz seviyesinin yaklaştığını, eğer yükselti değerlerini verseydi bununla ilgili yorum yapabilirdik. Fakat sadece eğimin sıklaştığını söylemiş. Haritası çizilen yörenin yüz ölçümünün büyük olduğunu. Bununla ilgili bir yorum da yapamayız. Eğrilerin sıklaşması bize eğimin arttığını gösterir sadece arkadaşlar. Aşağıda bir yörenin izohips yöntemiyle çizilmiş topografya haritası verilmiştir. Haritadan yararlanılarak aşağıdakilerden hangisi ile ilgili bilgi elde edilemez? Şimdi şıklara bakalım. Eğimin az olduğu yerler. Eğimin az olduğu yerler izohips eğrilerin aralarının seyrekleştiği yerlerdir arkadaşlar. Yani mesela burada eğim azken burada eğim fazladır. Yani A şıkkına ulaşabiliriz. Yükseltinin fazla olduğu yerler. Yükseltinin fazla olduğu yerler tepe noktasına yakın yerlerdir. İzohipslerin tepe noktasına yaklaştığı yerlerde yükselti değerleri daha fazladır diyebiliriz. Akarsuyun uzunluğu kesir çizgi ölçeği kullanarak buradaki akarsuyun uzunluğunu elde edebiliriz arkadaşlar. Yöredeki tepe sayısı gördüğünüz gibi 1, 2 ve 3 tane tepe bulunur. Bu bilgiyi de elde edebiliriz. Fakat akarsuyun rejimi. Akarsu rejimi bir akarsuyun yılın aylarına göre akıttığı su miktarının değişimlerini denilmektedir arkadaşlar. Bu bilgiyi haritadan elde edemeyiz. Yani elde edemeyeceğimiz bilgi E şıkkında bulunur. Deniz seviyesinden yükseltileri aynı olan noktaları birleştirdiği varsayılan eğrilere eş yükselti eğrisi denir. Bu eğrilerle çizilen haritalara topografya haritası denir. İki bölgenin aynı ölçekle çizilmiş haritası. Verilen bilgilere göre iki haritada yukarıdakilerden hangisi kesinlikle aynı olması beklenir? Kesinlikle aynı olması beklenir demiş arkadaşlar. Şimdi maddelere baktığımızda ayrıntıları gösterme gücü, eş yükselti eğri sayısı, eş yükselti eğrileri arasındaki yükselti farkı, düzlem üzerinde kapladıkları alan bakımından karşılaştırılması. Arkadaşlar kabataslak soruya baktığımızda aslında maddelerin hepsi aynı gibi geliyor bize. Neden? Çünkü aynı ölçekle çizilmiş diyor. Yani ölçeği aynı olduğunda eğri sayısının aynı olduğunu düşünüyoruz. Yükselti farkı aynı diyoruz. Ayrıntıyı gösterme gücü aynı. Düzlem üzerinde kapladıkları alan ölçek aynı olduğu için aynı. Fakat şu noktayı atlıyoruz. İki bölgenin demiş. Aynı iki bölge dememiş bize arkadaşlar. Aynı iki bölge demediği için birinci madde hariç diğer üç maddeyi eliyoruz. Çünkü aynı olmayan iki bölgenin eğri sayısı nasıl aynı olsun? Yükselti farkı nasıl aynı olsun? Kapladığı alan bakımından nasıl yorumlayabilir? Fakat bir numaradaki ayrıntıyı gösterme gücü sadece ölçeği ilgilendiren bir durumdur. Aynı ölçeğe sahip yerler ayrıntıyı gösterme gücü yani ölçeği aynıdır arkadaşlar. Bu nedenle kesinlikle aynı olan tek madde A maddesidir. Doğru cevap da A şıkkıdır.